Şirket Haberleri Ege Endüstri ve Ticaret, Egen şirket daha önce kapta açıkladığı Ege Serbest Bölgesi'nde yapmayı planladığı fabrika yatırımı ile ilgili olarak, Ege Serbest Bölge Müdürlüğü ile kira sözleşmesi imzaladığını açıklamıştır. Gen İlaç Sanayi, Genil Gen Yönetim Kurulu, genin üreticisi ve veya ruhsat sahibi olduğu veya gelecekte üreteceği ve ö veya ruhsatına sahip olacağı ilaçların pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, pazar araştırması yapmak amaçlarıyla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bir temsilcilik ofisi açılmasına karar vermiştir. Gürcistan Temsilcilik Ofisi Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Özbekistan ve Almanya ofisleriyle birlikte, genin yurt dışındaki 6. ofisi olarak faaliyet gösterecektir. Türk Telekom, TTKM, Bloomberg'in haberine göre Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom hisselerinin alımı için kredi arayışında. Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom'un mevcut hissedarı olan bankalarla satın alma konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirtirken, konuya ilişkin başka detay vermedi. Vakıfbank, Vakbin, Banka Yönetim Kurulu'nun kararıyla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yayınlanan bankalarda iyi ücretlendirme uygulamalarına ilişkin rehber, kapsamında özellikle çalışanlara yapılacak değişken ödemelere ilişkin olarak 27 Ocak 2022 tarihinde 3 Türk lirası 76 kuruş fiyattan 196.965 adet banka hisse senedi geri alımı yapılmıştır. Altın Yağ Madencilik, Almat şirketin bedelli sermaye artırım sürecinde sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin hazırlanan fon kullanım raporunda belirlenmiş olan Tekirdağ ili, Malkara ilçesinde bulunan kömür maden sahasına ilişkili yatırımlarından iş makinası ve araç yatırımlarına istinaden, maden sahasındaki dekapaj malzemesinin döküm harmanına taşınması amacıyla kullanılacak olan toplam 15 adet damperli kamyonun, 1 yıl ilave garanti uzatımı ve 10 bin saatlik, Motor ve şanzıman periyodik bakımlarını kapsayacak 5'li bakım paketiyle tüm vergi ve sigortaları dahil anahtar teslimi olarak 27 MN Türk Lirası peşin bedelli alımı için sipariş verilmiş olup sipariş sözleşmesi 27 Ocak 2022 tarihinde imzalanmıştır. Tuğçelik Alüminyum ve Metal Sanayi Tukuk Şirket, yönetim kurulu kararı ile sermayesi merkez şubesinden karşılanmak üzere Kocaeli'de şube açmaya ve ummanının tuçelik alüminyum ve metal mamülleri sanayi ve ticaret A. Gebze şubesi olmasına karar vermiştir. Bahsi geçen adreste şu an bir üretim faaliyetinde bulunulmamaktadır. Şirket tarafından fabrikanın açılışı gerçekleştiğinde kap platformu aracılığıyla ayrıca bilgilendirmede bulunulacağı açıklanmıştır. Halka Arz, Sermaye Piyasası Kurulu, EPK, Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi halka arzını onayladı. EPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, şirket sermayesinin 57, 5 MNTL'den 75, 0 MNTL bedelli artırımı sırasında oluşan 17, 5 MN Türk Lirası pay ile mevcut ortaklardan Serhat Maşlak'a ait 870, Türk Lirası ve Recep Kan Maşlak'a ait 875 bin Türk lirası olmak üzere toplam 1 milyon 750 bin Türk lirası nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecek. Fazla talep gelmesi halinde Serhat Maşlak'a ait 875 bin Türk lirası ve Recep Kan Maşlak'a ait 875 bin Türk lirası olmak üzere toplam 1 milyon 750 bin Türk lirası nominal değerli B grubu payların ek satışı gerçekleştirilebilecek. 1 Türk lirası nominal değerli paylar, 10 Türk lirası, 20 kuruş sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Kaynak, Forex. Sağlık, Avrupa Birliği İlaç Denetleme Kurumu'nun İnsan Sağlığı Komitesi, CMP, yaptığı açıklamada Pfizer'in ağız yoluyla alınan antiviral ilacı Paklovid'in şartlı şekilde piyasaya sürülmesine izin verdi. Komite Paklovid'in oksijen desteğine ihtiyaç duymayan ve hastalığın daha kötü hale geleceğine dair risk taşıyan hastalarda kullanılmasını tavsiye etti. Pfizer, Paklovid için Aralık ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde FDA ve İngiltere'de Mıhra'dan acil kullanım onayı almıştı. Paklovid'e Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 yaş üstünde aşı olmamış orta ve riskli hastalarda, İngiltere'de ise 18 yaş üstü ve hastalığı hafif orta geçiren fakat kötüleşeceğine dair en az bir risk faktörü görülen hastalarda kullanılmasına izin verilmişti. Kaynak: Bloomberg